Değerli izleyenler, ceza indirimle ilgili artık son yokuşa geçtik. Neden mi? Artık tereddütlü bir şey kalmadı. Tabii ki af bekleyenlerin sabırsızlığı, kızgınlığı ve bekleyişlerindeki bu zorluk hak verici. Yani yakınlar için hak verici. Kimse tanıdığının, sevdiğinin içeride kalmasını istemez. Bu tabiatın bir kanunu. Ama şu anda gelişmeleri en sağlıklı tahlil etmek gerekirken ve gerçekleri söylemek gerekirken biz tabii ki susamayız ve bunu söylememiz gerekiyor. Şu anda olumlu yönden açıklıyorum. Af düzenlemesinde son yokuştayız. Çünkü tereddütlü bir pürüz veya tartışılacak bir şey kalmadı. Şu anda af ile ilgili gelişmelerde son rötuşlar yapıldı. Her şey tamamlandı. MHP'nin pozisyonu, bu konudaki duruşu da belli oldu değerli izleyenler. Aldığımız duyumlara göre MHP'nin tabii ki af teklifini geri çekmesinin gerekçelerini belirtmiştim. Kendi maddelerini ısrarla geçmesi için gerçekten AK Parti'ye defaatle bu konuda vekiller aracılığıyla ve komisyon kuralım işte toplantılar vesilesiyle tekliflerinde bulundular. AK Parti hem kendi tabanından hem de genel anlamda bazı eleştirileri püskürtmede zorlanacağını düşüncesiyle bu konuda o da incitmeden MHP'yi ısrarcı oldu, kabul etmedi. Bu sürecin uzamasına neden oldu. Yani MHP'nin AK Parti'nin ortak bir metinde son ana kadar biz anlaştı dediğimiz zamanlarda dahi o bir iki maddede pürüzleşmesi bu konu uzamasına neden olmuştu. Artık MHP geri teklifini geri çekti ama şu hususu söylemek istiyorum. Aldığımız büyük izlenim ve şu anki Cumhur İttifakı'ndaki iyi giden durum MHP'nin olası bir AK Parti teklifini mecliste destekleyeceğini gösteriyor. Burada tekliflerini geri çekmeleri kendi tabanlarına mesaj olarak algılandı. Yani biz kendi isteğimizi istedik, olmayan yerde de kendi taslağımız dedirtmeyiz. Anladınız mı değerli izleyenler? Bu husustan dolayıydı. Emeklilikte yaşa takılanlara da gelince. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar için GSS hamlesi yapıldı. GSS hamlesini buradan tekrar ilan ediyorum. Bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. GSS hamlesi EYT'lilerin sağlık sıkıntıları yaşayıp primini ödeyemeyenler için de bir can simidi oldu. Yaptığımız araştırmalarda hala %70'lik EYT'nin de çalıştığını gösteriyor. Bunların birçoğunun işsizlik tehlikesi adı altında olduğu biliniyor. Ama her ne olursa olsun sağlık güvencesi baş güvence. Görüştüğümüz yetkililer EYT ile ilgili GSS adımının ilk adım olduğunu, bunun perderpey maaş alamayan, zorda olan ve sıkıntı yaşayan EYT'liler için uygulanacağını gösteriyor. Evet, bu konuda kararlı, emin ve güzel bir resim önümüzde duruyor. Tabii ki olası baskın seçimleri ve her türlü adımlar bunu kamçılar ama af gelişmesinde böyle bir seçim atmosferine gerek duyulmuyor. Çünkü artık af için start verildi, af için adımlar atıldı. Bu konuda şunu ifade etmek istiyorum ki af gelişmesinde 40 ile 60 bin arasında af zedenin bu konuda çıkacağını söylüyorlar. Devletimizin uygun gördüğü değerli izleyenler, onu söylemek istiyorum. Altı suça devletimiz geçit vermeyecek. Bu konuda çocuklar, yaşlılar ve benzeri durumlarla ilgili geçmiş yayınlarımda ayrıntılara değinmiştim. Evet, bu durumda belli yaşlı grubu, genç bayanlarda çocuk bekleyenler ve hamile olanlar özellikle hapse girmeyecek, bir yaşını doldurana kadar hapishaneye girmeyecek ve belli bir şeyde içeride doğum yapılmışsa 2 seneye kadar veya 5 seneye kadar olan cezalarda bir tehir söz konusu olacak değerli izleyenler. Ve daha sonra çekme kaydıyla bu konuda önemli gelişmeler var. Yaşlılar için de düzenlemeler var. Ve bu kapsamın toplam genişliğinin 40 bin ile 60 bin arasında olacağı neredeyse kesin gibi. Değerli izleyenler, yorumlarınızı lütfen yapın. Af gelişmesinde son tarihi yaptığımız hesaplamalarda 3 haftalık bir süreci tekabül ediyor. Yani son yokuştayız derken bunu kastediyorum değerli izleyenler. Gerçekten af için son yokuştayız. EYT için de daha başlangıçta start aşamasındayız. Değerli izleyenler, yoğun bir şekilde çalışmaya, yoğun bir şekilde koşturmaya devam. İlgili açıklamalar daha da netleşmeye ve gündem daha da net tarihlerle dolmaya başladı. Neden bahsediyorum? Ceza indiriminden bahsediyorum. Bazılarına göre af, bazılarına göre ceza indirimi. Bu konuda Sayın Abdülhamit Gül çizgisini hiç bozmadı. Sadece arkadaşlar,
Affın gecikmesinin nedeni şuydu. Af yasasının gecikmesindeki neden, MHP'nin birkaç maddedeki teklifini de pakette yer almasıydı. AK Parti de baştan beri bu maddeleri bıraktı. Çünkü af yasasından sonra bazı eleştirilere müstahak olmak ve bu yapıştı mı çıkmaz diyorlardı. Bunun sonucunda uzun uzun Fethi Bey'in de tabii ki MHP'den Sayın Vekilimizin de ısrarcılığı da oldu. Ve epey bir görüşmelerden sonra baktı ki MHP bu 2002 madde girmeyecek. Ve buna bir tepki diyelim, içsel tepki veya tabanına mesaj anlamında teklifini geri çekti. Buradaki durum şu, af yasasını desteklemekten değil, sadece teklifini içeriye yerleştiremediği için, buradaki Umut Üyesi'nin kalktığını düşündüğü için buradan desteğini çekti. Desteğini diyorum, pardon, teklifini çekti. Ama desteği devam ediyor değerli izleyenler. Desteği devam ediyor. Ayrıca emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz için de GSS primleri adımı çok önemli bir adım. Evet, çok önemli bir adım. GSS primlerinin aslında ilan edilmesi, yani bu sene sonuna kadar muayenelerin gerçekleşmesiyle ilgili GSS müjdesi aslında EYT'lerin tabanı için alındı. Bu aslında EYT'ler için atılmış ilk adımlardan bir tanesi. İşte değerli izleyenler, af tarihini tekrar söylüyorum, 2 hafta veya 3 hafta içerisinde af ile ilgili durum kesinlikle meclise gelecek. Ve mecliste yapılacak görüşmelerde Sayın Bakan'ın dediği gibi affın yüz ölçümünü, affın gelişimliğini, affın uğrayabileceği yerleri tabii ki bu konuda ne kadar da kapsayacak, bu konuda dediğim gibi bu çok önemli. Yani affın ve etraftaki durumu, yani hangi durumlara af gelecek? Alta suç belli, alta suça gelmiyor. Bunu bilmeyeniz yok ama diğer suçlarda da değerli kardeşlerim, bir suçu işleyen ilk defa mı işledi? Azmettiren mi bu kişi? Birkaç defa işlediyse işte durum ne? Yani ilk defa burada kandırıldıysa, taksirle yaptıysa gibi durumlar söz konusu olacak. Yani 40 ile 60 bin kişi arasında kişinin topyekun bir af diyebileceğimiz ceza indirimle karşı karşıya olacağı konuşuluyor. EYT içinde tekrar söylemem gerekirse, EYT içinde GSS ilk adımdır. Hükümete inşallah maaşla ilgili, özellikle 4 aşamalı planımla ilgili de güzel durumları, güzel bu döngüleri, bu örneklemleri kabul ettirmeye çalışıyoruz değerli izleyenler. Önemli günlerden geçiyoruz, önemli anlardan geçiyoruz ve gerçekten bu iş için önemli bir dönem. Özellikle afla ilgili öyle laf geveleyen veya afla ilgili nasihat verir gibi, öğreti verir gibi çok birbirçe konuşan bazı kişiler mevcut. Lütfen değerli kardeşlerim, zaman kaybetmeyin. Zamanınıza hasar uğratmayın. Bir bürokratla, bir yöneticiyle bu konularla ilgili soru sorulacak. Her yerde gerçekten bizler çabalıyoruz. Tabii ki değerli kardeşlerimden şu anda gerçekten af yasasıyla uğraşan, çabalayan, her türlü zorluğu görse de çabalayan kardeşlerim de var. Evet, bu konuda çabalayan kardeşlerim var. Yayın yapıyor. Evet, bir kanalda, diğer kanalda gidiyor. Orada yayın yapıyor. Bu cesur, bu güçlü kardeşlerim de tabii ki önemli bir yeri var. Ve çok beyefendi, bu konuda gerçekten çabalayan, yüreğiyle çabalayan, değerli EYT için, af için çabalayan kardeşim de var. Ona buradan selam yolluyorum. Her türlü zorluğa karşı direniyor, çabalıyor. Bütün dualarımız onunla değerli kardeşimizle de. Ama şunu unutmasınlar. Af ve EYT için hükümet bunları can simidi görüyor. Gerçekten can simidi görüyor. Yani af ile ilgili durum öyle artık ötelenecek bir durum değil. Artık startı verilen bir durum, artık müjde kapısının aralandığı bir durum. İşte bu yüzden bu güzel enstantane, bu güzel açıklamalar peş peşine geliyor. Önemli olan da zaten bu değil mi? Önemli olan da zaten bu planın oturması değil mi değerli izleyenler? Bu planın oluşması değil mi? İşte bu yüzden afla ilgili durumun startı çoktan verildi. Af için, af